insanın evriminden, hayali evriminden bahsedebilirim hocam, uygun görürseniz. Atışlarından yani. Atışlarından, evet, ama çok daha doğru. Aslında çok fazla atıyorlardı hocam. Siz onları tamamen yerle bir ettiniz, o iddiaları. Havada yakalayıp tepetakla aşağı indirdik. Tamamını, evet. Maşallah. Ben bu Atlas çıktıktan sonraki çırpınışlarından ben biraz bahsetmek istiyorum. İlk başta alelacele İDA'yı ortaya çıkardılar. Onlar zaten siz daha önce hep, yani ara ara hep zaten vurgularsınız. Propaganda yöntemleri vardır. Hep bir hayvan fosilini, bir maymun fosilini getirirler. İnsanın evrimini delil olarak göstermeye çalışırlar. Zaten 6000 tür var hocam. Bunlardan 120 tanesi sadece kalmış yaklaşık olarak. Diğer bütün maymun türleri nesli tükenmiş. O yüzden Darwinistler için spekülasyon malzemesi çok fazla. Yani herhangi bir maymun fosilini alıp onu iddia edebiliyorlar insanın hayal evrimine delil olarak. İDA'yı ortaya çıkardılar. Normalde tamamen bir lemur. %95 fosil korunmuş durumda. Ve her açıdan lemur. Bunu siz ispat ettiniz çok detaylı olarak. Önce acayip bir medya şeyiyle dünyanın 8. harikası dediler. Sonradan rezil olduk. Medya sirkine dönüştü bu dediler. Biz yani, Darwinistler bir süre dünyanın 8. harikası haline getirdik değil mi? maşallah. Sonra, çünkü atışta ve yalanda harika haline geldiler. Evet hocam, maşallah. Sonra BBC'de çıktı, The New York Times'ta çıktı. İDA'nın herhangi bir insanla bir alakasının olamayacağını. Hemen laflarını geri aldılar. Arkasından bir teşebbüste daha bulundular. Ardi'yi ortaya çıkardılar. Bir de bunlara zaten hemen Latince bir isim veriyorlar. Bir öncekine Darwinius Macileia diye isim verdiler. Buna hemen Ardipithecus Remedus diye isim verdiler. Hepsine bir isim veriliyor ki evrimle ilişkilendirme olsun kendi akıllarına göre. Ardi'yi çıkardılar hocam. Tamamen maymun her özelliğiyle. Sadece leğen kemiği parçalanmış olduğu için onu kendileri yapıştırarak ederek bir hale soktular. Bu dik yürüyor dediler. Ona da evrimin kanıtıymış gibi şey yaptılar. Siz maşallah tam vurdunuz hocam Ardi'yi. Yani tam anlamıyla rezil oldular o konuda. Hiçbir şey iddia edemediler. Tam anlamıyla %100 bir maymun türü olduğunu ispat ettiniz. Ve ondan da hemen özür dilemek zorunda kaldılar. Onunla ilgili de bütün evrimci paleontologların tamamı, çok büyük bir kısmı açıklama yaptı. Bunların hepsi yayınlandı. O iddialarını da geri aldılar. Şimdi en son olarak Australopithecus sediba'yı kullanıyorlar. Fakat yani burada çok komik bir durum var. 2,5 yıldır hocam. Her 6 ayda bir bunu çıkarıyorlar. İnsanın evrimi için delil diyorlar. Tekrar bir 6 ay geçiyor. Siz ona cevap veriyorsunuz. Tekrar bir 6 ay geçiyor. Tekrar aynı fosili çıkarıyorlar. Bu şekilde devam ediyor. Son 2 yıldır herhalde bir şey bulamadıkları için, spekülasyon malzemesi olarak bir şey bulamadıkları için sadece bunu çıkarabildiler. Bunun da sadece bir maymun türü olduğunu ispat ettiniz. İnsanın evrimiyle hiçbir alakasının olmadığı, yani insanın evrimleşmediğini zaten ispat ettiniz maşallah. Bir de hocam çok önemli bir açıklamanız var bu konuda. Dik yürüyen bir maymun olabilir. Yani hiçbir iddiaları doğru değil de, yani olsa bile, öyle bir şey olsa bile bu bir insanın evrimleştiğine delil olamaz. Bir hayvan, yani bir yaratılmış bir varlık her şeye benzeyebilir ama ancak ruhu olduğunda insandır diye açıklamıştınız. O ruhun açıklamasını asla yapamıyorlar. Maşallah, elhamdülillah. Evet. Biz kardeşim evrimcilerin beynini patlattık. Ta proteinden vurduk da aslında, evet, adamlar. Evet. Hoşaf. Evet. Böyle zerdali hoşafına çevirdik. Evet, maşallah. Adam ne diyor? Uzaylılar yaptı proteini diyor. Bitti. Evet. Bitti. Yani orada adamlar aynen hoşaf. Biz dedik ve adama kodumu oturttururuz dedik. Adamlar çırpındılar, mırpındılar falan. Hiç yapacakları bir şey kalmadı. Sonunda sandalyeye ters takla oturttular yani inşallah. İnşallah. Her atışlarında biz dünya çapında hakikaten çok kapsamlı açıkladık. Eğer biz cevap vermiş olmasaydık bunlar bu yalanlarını daha hala 2011'de devam ettireceklerdi. Evet hocam. Adamlara tükürdüklerini kulaklarından tuttuk, yalattık. Evet. Bir daha da evet, yalan söyleyemiyorlar şu evet, an. Evet. Anında, evet, anı. Bütün dünyaya rezil ettim hepsini. Hemen. Tabii evet, uluslararası televizyonlarda, basında her yerde olayı duyurduk. Adamlar insan içine çıkamayacak hale gelince dedi, kusura bakma yalan söyledik hakikaten dediler. Doğru. Ama iyi yönden de terbiye ettik. Bir daha yalan söylemeyeceğiz dediler. Elhamdülillah. Biz dedik cız yaparız ha. Evet. Her seferinde sizi rezil ederiz dedik.
Şu an yalan söyleyenler maşallah var. Maşallah. Daha da terbiyeli hale getireceğim. Hiç yalan söyleyemeyecekler. Evet, şimdi ufak tefek yine de ağızlarından kaçıyor. Onu da düzelteceğiz inşallah. Evet, yalan inşallah. Yasak. İnşallah. İnşallah. İnşallah.